Öyle yani, kusura bakmasın çünkü hattı yani. Kafa bir yerde gitmiş. Klasik var ya. Sadece maske mi? Sen? Sadece maske mi giyiyor herkes? Maske takıyoruz. Maske mi? Yapalım organizasyonu, kaç gelirsin? Ben ekleyeyim seni davetlerim. Evet, şey rollar ve çekiyoruz. Ben gidiyorum, bir çekimden geldim de. Hadi görüşürüz. Koruyacağım ben sana. Tamam, beklerim, görüşürüz. Nasıl? Evet. Mine. Hem yapımcı hem yönetmen olduğun zaman. Aslında şaşırıyorsun. Yalçın Bey, bugün doğum gününüz. Neler hissediyorsunuz? Şu arkadaşa anlatır mısın? Hangi bu arkadaş? Bu arkadaşa şey diyeceğim. 29-30'undan gün aldım. Jacuzzi mi diyorsunuz? Şey diyeceğim. Oradan da koyacağım. Meğerse zaman bir su gibi akıp geçti, bir rüzgar gibi. Güneş doğdu, bak bu böyle. Hiç ay tutulması falan olmadı mı bu arada? Olsa da hızlı bir geçti falan. Sen kaç alıyorsun? Senin yaş kaç alıyorsun? Benim sinema filmiyle ortak giriyorsun. Benim de 25 oldu. Sen 30'san ben de 22 anasını. Alsın, Allah'ını seversen. İkimizin yan yana bir tamam falan. Aynı yaşlı. Aynı yaşlı. Evet. Mustafa abi saralım mı ikimiz beraber? Mustafa abi. Mustafa abi. Neyse, bu adam hala o filmi mi anlatıyor? Hayır. Ha, uzun metraj, bitmez o film. bana yıllardır yalvarıyor bunu çekelim diye, yok dedim, iş yapmaz dedim. Estağfurullah. Seninle başka bir film yapalım. Yalçın'ın filmini yapalım mesela. Doğru film. Yani bitmez ki. Karakterse karakter. James Bond gibi bir seri olur. Hikayenin babası var. Yalnız tek bir şey var orada, film izlerken çok ağlıyor. Şey, Bambo, Yalçın Gönül adam. Neydi? Mombo. Kız kardeşi. Ama bir de onun başka bir iki isim var onun filminin bu arada. Mombo kız kardeşi. Mombo kız kardeşi. Ya ben kız kardeşim Mombo diye biliyordum onu. Valla o... Yok, aslında Mombo tek başına da o öcü anlamında. O filmde iki defa ağlamadı. İyi bir şarkı var. İki defa ağlamadı. Birisini duvarı falan kıracaktı. İki kere mi seyrettin? İki kere seyrettim. 10 kere seyrettin, 10 kere mi ağlamadın? Valla ağlayacaktım ya. Vay, yok, yok, sen seyrettin. Hey Mombo. Hey Mombo. Fazla seyretmesi geri değil abi, Mombo. Mombo mu? Bir şey söyleyeyim. Bunun hikayesi yapılır. O film ismi? Yalçın'ın bir şeyi var. Kayıtta mısın? Ben kaydederim. Yalçın'ın bir... Record of mu on mu? On. Yalçın'ın şey hikayesi var, tahta valiz hikayesi var. Yemin ederim, bütün ödülleri topla. Nerede? Hollywood'da mı? Her yerde. Konuya biraz atabilir misin? Tahta valiz hikayesinin sahibi de sensin. Moruk, ilk anlattığında... Olan bir tane daha var. Söyledim benim bu hikayeyi. Evet. Yalçın, sen o hikayeyi ilk anlattığında tüylerim böyle diken diken oldu. Yaşadım o hikayeyi. Evet. Çünkü belki evden ayrılmışım. Evet. Yolda hani bir iş var. Şey soracağım. Belki sen de kendin orada bir şeyler buldun bence. Hepimizin bir nokta valize vardı. Bir hikayem var filminde. Herkes kendinden bir şey elbette bulacak. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok anlatmadım şey, ama. Bu iş öbürü özgür yani özel sefer. Şimdi içeride şartı var. Bu iş mi? Bu özel sefer. 70'ler 80'ler Türkiye'de ailelerde bir dram zaten. Şimdi 80'ler çok hit oldu bu ara. Parti yapmayı düşünüyorum 80'ler. Yalnız benim anlattığım hikayeden kaynaklı sen anlatmışsın. Evet. Ama parçalanmış aileler falan filan. Çok ağır yani gerçekten. Gerçekçi. Kızın gidişinin bisikletle yetişmeye çalışıyor olması. O filmin şeyini. Final ediyorsun. Yani Fahri abi. Gerçekten çok güzel. Ne durumda? Ağlamak şey yetmez. Mı? Vallahi yetmez gerçekten. Senin mi dedin? Yerim var ya. Bize modellerle yabancı modelleri daha çok düşmez. Sever mi? Çünkü ben yabancı modelleri daha çok seviyorum. Yok, o karakteri de seviyorum. Aramızda sanatçılar böyle konuşuruz, sohbet ederiz. Mustafa abim. Çok güzel abim.